Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Valla ne yalan söyleyeyim. Gölge devletler falan çekecektim ama hiç çekesim yoktu. O yüzden bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. Artık bir sonraki bölüme gölge devletler gelir muhtemelen. Çarkı Feleğe de gölge devletlerden sonra devam ederiz. Yani bundan sonraki bölümler gölge devletler ve çarkı felek olarak devam edecek. Tabii videoların süresini biraz daha kısaltmaya çalışacağım. Tabii başarabilirsem. İnşallah başarabiliriz. Her neyse dostlar, bugün sizlerle Avrupa'nın engamesinden uzaklaşıp Hindistan taraflarına gidiyoruz. Bugün hepinizin bildiği, gördüğü ve oynamak istediği ve belki de oynadığı Bahmanilerdeyiz. Let's go! Evet dostlar, şimdi Bahmanis Hindistan'da bulunan iki büyük devletten birisi. Hatta belki 3 de olabilir belki ya. Jampur falan da iyidir. Malva da fena değil. Jampur, Bahmani ve Viyanagar diyebiliriz buranın güçlerine. Belki bir de Bengal. Her neyse, oyuna 19K orduyla başlıyoruz. Sevgili Bahmanilerin ideyaları bu şekilde. %10 Cavalry Combat Ability ve yıllık Army Tradition ile başlıyoruz. Yani atlılarımız daha iyi savaşıyorlar. Aynı zamanda ordu geleneğimiz artıyormuş 0.50. Gayet güzel. Biraz daha iyi komutanlar, iyi generaller çıkaracağız demektir. Tüm ideyaları bitirdiğimizde ise Stability Cost Modifier kazanıyoruz. Yani Stability indirim maliyetimiz düşüyor. Stability arttırma maliyetimiz daha doğrusu. Guardians var. Manpower Recovery Speed %10. İnsan gücü yenileme hızımız %10 artıyor. Prestij kazanıyoruz ve dini birliğimiz %25 artıyor. Kabul edilebilir kültür sayımızı +1 arttırıyoruz. Ticaret etkinliğimiz artıyor %10. Ki Hindistan bölgesi ticaret konusunda gayet iyi bir bölge dostlar. Hatta şöyle de gösterecek olursak, gördüğünüz gibi her yer trade center dolu. Buradan ticaretten çok deli paralar kazanabiliriz. Onun haricinde diplomatik saygınlığımız +1 artıyormuş. Yıllık legitimacy, yani meşrutiyetimiz +1 artıyor. Ve idea benimseme maliyetimiz %10 azalıyor. İdeaları fena değil, güzel. İkta yönetim biçimiyle başlıyoruz oyuna. Bu da bize bunlardan herhangi bir tanesini seçip oyuna başlama avantajı veriyor diyelim. Bir tane vasalımız var, şu arkadaş vasalımızmış. Şimdi iktalardan ne alabiliriz? National Tax alabiliriz. Ya da Corporation mı alsak? O da olabilir. Diplomatic Reputation ve Liberty Desire oyunun başında çok önemli değil. National Tax Modifier ile başlayalım. Bir miktar para da aldık. Evet, estetlerimiz biraz farklı tabii ki. Brahminler var, ulemalar var, maratalar var, amirler var ve Jainsler var. Şimdi bunları dağıtacağız. Tabii farklı özellik verenler de var. Ne veriyormuş mesela? Tolerance of Heathens, Religious Unity. İyi bir şey, alalım. Dini birliğimiz artsın. Kafirlere karşı daha tolere edici olalım. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde gayrimüslimlere verdiği bir otonomi var burada, gördüğünüz gibi. Aynısı Osmanlı'da da var. Oyuna başlarken aktif oluyor. İsterseniz buradan bunu vererek bölgenizdeki yaşayan diğer dinden insanlara ayrıcalık verebiliyorsunuz. Yani herhangi bir debuff vermiyorlar size. Religious Unity bonusu veriyor -%100. Böylece dini birliğiniz her zaman yüksek olmuş oluyor. Bunu alabiliriz bence. Bizim dinimiz zaten ne? Şiiyiz. Bu bölgede ne varmış peki yoğunluklu olarak? Hindu varmış. Tabii buralarda biz Müslümanlar yoğunluklu, bizim olduğumuz bölgelerde. Çevirsek mi bilemedim. Ya yani çevirebiliriz aslında Müslümana. Şimdilik alalım bunu. Şimdilik diyelim ki sıkıntı yok, beraber kardeş kardeş yaşayalım. Sonrasında kaldırırız. Reform Progress Growth'umuz %25 artıyormuş. Tabii bunları loyal yaparsak. Alalım. Yaparız loyal. Okey, başka bir şeye gerek yok. Sevgili ulemalardan +1 admin puanı alalım. Admin advisor maliyeti. Hayati nereden başlıyoruz? Ooo, -50'den başlamışız. Eksiden devam. Religious diplomat. Şunları da alalım. Buradan shock damage alabiliyoruz mu? Shock damage yok. Tamam, aggressive expansion impact alalım o zaman. Onu yaparız. Maratalardan bunu alalım. +1 military power. Bak, tüm Hindu inancına sahip yerleşkelerden daha fazla manpower çekebiliyormuşuz bunu alırsak. Alalım zaten, dini ayrıcalık da verdiğimiz için, dinlerini çevirmeyeceğimiz için birçok Hindu şehrimiz olacak. O Hindu şehirlerden daha fazla manpower çekeriz bu sayede. Güzel olur. Efendim, onun haricinde buradan başka bir şeye gerek yok. Şöyle bir daha bir bakayım, belki vardır. Şu neymiş? Şu neymiş? Gereksiz. Gereksiz. Tamam, başka bir şeye gerek yok buradan. Bunu alalım. Supremacy over the crown. Bir tane general de alalım bakalım. Nasıl olacak? Diplo puanımızı alalım. Development cost indirimi var. Aynı zamanda state bakım maliyetleri düşüyor. Bunu da alalım. Production efficiency, yıllık enflasyon reduction. Interest per annum, bu da güzelmiş. Bunu da alalım. Buradan borç alamıyoruz mu ya? Borç alamıyoruz galiba bunlardan. -2 corruption mı? Decision'da corruption düşürebiliyormuşuz. Alalım bunu. İşe yarar o bayağı. Tamam.
Mistisizm'e gidelim, legalizm beklesin. Şuradan generalimizi alalım. Nasıl bir şey verdi? Oy, neler diyorsun? Çok iyi oldu bu. 5 şoklu general geldi abi. Tabii ki Viyana Gar bizim en büyük düşmanımız olacak burada. Onun haricinde Gujarat ve sevgili Jaipur'u alabiliriz. Şöyle sizlendiğimizi yapmasaydık keşke. Önce bir şunu almam lazımdı. Neyse. Boş yere isyan yedik. Şunu alalım da. Gerçi yine yiyecekmişiz amirlerden. Tamam, sıkıntı yok. Ne diyor? Tana. Tana'yı al diyor. Tamam, Tana'yı alırız. Ver abi. Zaten korumuzmuş burası. Süper. Direkt buraya da alırız abi. Hemen buradan Aggressive Expansion Impact'imizi alalım. Sevgili Advisor'lardan Production Efficiency, üretim etkinliğimiz artsın. Diplomatic Reputation veren arkadaş iyi olurdu ama maalesef pahalı. Trade'den ne kadar kazanıyorum? Trade'den 3.39 kazanıyormuşuz. Gelirimiz iyi bu arada. Yani 20.000 ordumuz var. 2 tane kalemiz var. Ona rağmen çok iyi gelirimiz abi. Çünkü bir sürü bak ticaret noktası falan var burada. Güzel başlıyoruz oyuna. Tamam, buradan şimdilik bunu alalım. Disiplin veren arkadaş olabilir. Sultanımız da fena değil. 4-4-5 gayet iyi. Tamam, tatlı bir oyun başlangıcı var. Sevdim. Hemen ally olabilecek bir devlet var mı bize karşı? Bizimle ally olabilecek bir devlet. Timur'u zorlasak peki? Olmaz diyor Timur. Burada başka büyük güç. Jaipur'la zaten rival olup. Bengal'i peki biraz zorlasak? Bengal gelebilir bence biraz zorlarsak eğer. Tamam, Bengal'le bir ilişki geliştirelim. Ve Mewar'la şimdilik bir ally'lik yapalım dostlar. En azından bir tane ally'imiz olsun. Ne kadar ordu basabiliyorum? 26.000 ordu basabiliyormuşum. Hemen şuradan bir free company alalım. Fazla ordu göz çıkarmaz. Bu sevgili arkadaşa da girelim. Belucistan geliyormuş. Pek önemli değil. Halledemeyeceğimiz bir savaş değil. Hemen anında Gujarat'a daldık dostlar. Oğlum çok deli vuruyoruz ha. Adamın ordusunu direkt wipe'ladık burada. Evet, şöyle bir anlaşma yapıyoruz dostlar. Maksimum toprak alımı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Gujarat'tan. Ve bu savaşı bu şekilde bitirdik. Güzel. İlk savaş için gayet mükemmeldi. Sekür Kandeş görevini bitirmiş olduk dostlar. Ahmedabad, Patan, Tapti, Saurashtra, Malva ve Girt bölgelerine perma claim alıyoruz. Oo güzel. Her yere claimimiz oldu. Görevimizi de yapmış olduk. Manpower Recovery Speed ve yıllık prestij. Dünyanın ilk 8 gücü arasına girmiş olduk. Şöyle bunları core yapmadan önce savaş yorgunluğumuzu düşürelim. O şekilde core yapalım. Çünkü bu şekilde daha az admin puanı ödeyerek core yapabiliyoruz. Ülkede yolsuzluk istemiyorum bro. Fulle. Evet, sevgili Bengal Elay geliyor. Bunu da Elay alalım. Evet, sevgili Baglana. Güzel la böyle bağlama gibi. Sevgili Baglana'ya dalıyoruz. İdar kimmiş? Bu da geliyormuş. Bunu da mı dövsek hazır geliyorken? Bunun yanında kim geliyor? Kuç. Tamam, böyle bir savaş yapalım bakalım ya. Şu ikisini de alırız. Böyle buraları da alabiliyoruz aslında. Ama bağlantımız yok işte. Bağlantımızı nasıl sağlayacağız? Şöyle bir savaş açarak sağlayabiliriz. Peki çok fazla agresifliğimiz olur mu? Yani biraz hızlı bir genişleme olacak bizim için ama yapalım bunu. Buraları da hem toprak bütünlüğümüzü sağlamış oluruz. Aynen aynen. Böyle biraz agresif bir savaş olacak ama dostlar yapacak bir şey yok. Mewar gelmesin ama. Şöyle çarpı 2'den alırız orayı. Aynen. Şöyle savaştayken komşu ülkelerle de ilişki geliştiriyorum dostlar mümkün olduğunca. Çok fazla agresif genişleme sıkıntısı yaşamayalım. Bize koalisyon kurmasınlar diye. Ama büyük ihtimalle bu savaştan sonra bir koalisyon yiyebiliriz. Sorun değil. Hızlı genişlemek istiyorum. Hızlı büyümek istiyorum. Evet, yine %100 savaş skoruna ulaştık hızlı bir şekilde. Koalisyon var mı? Aa çok güzel. Fazla bir şey yok. Okey. Tamam, bağlantıyı sağlayamadık değil mi? Yok, sağlayamadık. Şurayı da almamız gerekiyormuş. Sıkıntı yok. Birazdan Gujarat'la savaşları alırız. Bu arada bu arkadaş burada bomboş duruyor. Bizim hiç donanmamız yok lan. Onu fark ettim şu anda. Harbiden hiç donanmamız yok ha. Donanma lazım. Ben buralara geçemiyorum şu anda mesela. Çok kötü oldu. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Buralara şimdilik otonomiyi basıyorum. İsyan çıkmasın diye. Zaten buradan gelecek paraya da şu an ihtiyacım yok. İsyancı çıkarsa da artık geçeriz bir şekilde. Bir Viyana Gar savaşı lazım bize bu arada. Ama manpower sıkıntımız var dostlar. Maalesef yenilenmemiz pek iyi değil. Biraz daha hazırlanmamız gerekiyor sanırım. Viyana Gar aslında çok da güçlü değil ama tehlikeli bir rakip. Bengal ve Mewar geliyor savaşa. Bak bu işleri değiştirir işte. Böyle Goa'dan dalalım mı? Kim? Vasalı herhalde. Tamam, 2-3 tane küçük devlet var yanında. 2-3 tane küçük devleti ally almış. Bence hallederiz ya. Aynen. Viyana Gar'a dalıyoruz dostlar. Let's go. Of of of, ticaret binalarından gelen gelirlere bak. İnanılmaz. Evet dostlar, bu şekilde savaşı bitireceğim. İsyancıları falan çıktı, uğraşmayalım. Alabildiğim bütün ticaret merkezlerini ve kaleleri aldım dostlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir anlaşma oldu. Bütün toprakları kendimize aldık. Görüntü olarak kötü durdu ama Viyana Gar'a çok sert bir darbe vurduk. Artık bu saatten sonra kendine gelemez. Çok rahat bir şekilde diğer toprakları da alacağız. Böylece City of Victory görevimiz bitmiş oldu.
Neresiymiş şurası? Vianagar'ın başkentini aldığımız için evet. Galiba orayı evet yağmalıyoruz galiba. 80 Devastation verecek oraya. Neyse sağlık olsun. Devastation yemesini istemezdim hiç ama. Bayağı %100 Devastation'a ulaştı neredeyse. Neyse sağlık olsun. Getirisi falan iyiydi. O paralarla ticaret merkezlerini bufflayalım. Şöyle. Etrafımızdaki devletler tabii bu durumdan pek hoşnut olmayacaklar. Yapacak bir şey yok. Koalisyona girecekler artık. İstedikleri kadar girebilirler dostlar. Biz alacağımızı aldık. Ki zaten çıkarlar biraz sonra. Bize saldıracak kadar cesaretleri yok çünkü. Ve güçleri de yok. Şöyle korlarımızı da yapalım. Şöyle biraz fillerle savaşalım ya. Bıktık atlardan değil mi? Bak ne güzel. Fillerle kapışıyoruz abi. Fil birimleri çok güzel duruyor bu arada. Çok hoşlar. Hayda. Peasant War çıktı abi. İşin yok şimdi manpower'ı %50'ye getir. Şöyle yapacağız. Şu arkadaştan şunu alalım. 5458 veriyor. Bir şuraların korlanmasını bekleyelim. Buralar bir korlansın. Ondan sonra belki daha çok verebilir burası. Ondan sonra yaparız. Oradan alırız. Biraz exploit yaparız olmazsa. Buradan biraz alırız. O şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Evet yeni hükümet reformumuz geldi dostlar. Farklı hükümet reformları var bu arada. Development Cost, Infantry Compatibility. Çok iyi. Indian Sultanate. Hükümet reformumuz varmış şu anda bizim. Kafirlere karşı toleransımız varmış. Artı 3. Bu ne veriyor? Diplomatik Free Policy. Gerek yok. Bence şu güzel ya. Infantry Compatibility %10. Development Cost %5. Alalım bunu. Evet parayla ufak ufak şu ticaret yerlerini bufflayalım. Trade Center'larımızı yükseltelim dostlar. Market Town, Trade Center artık her neyse. Tamam buranın core'ları bitti. Şimdi ne kadar veriyorsun bana? Hala mı? Ha, çok az fark etti. Neyse ver hadi. 5.5K buradan aldık. Şu çocukları şöyle ayıralım. Attrition yemesinler. Ne kadar almamız lazım? Of çok almamız lazım. 10K'dan fazla olması lazım buranın. Exploit yapalım abi. Şöyle exploit yapalım. Alabildiğimiz her yerden. Manpower alalım. 9400. Okey. Zamanımız var. Zamanla artar diye düşünüyorum. Ordunun bakım maliyetlerini kapat. Yenilemesin şimdilik. Ama isyan da yiyeceğiz. Neyse isyan çıkarsa gideriz. Hızlı bir şekilde şuranın artması lazım. İsyan çıktı. Paralı asker gönderelim. Hatta bir tane paralı asker alalım biz. Şöyle borç ver bana. Independent olmaz. Bu da olmaz. Şöyle 24, 6, 7K'lık bir şey lazım bize. Şu 9K'lığı alalım. En ucuzu bu. 1-2 birim aşacağız force limit ama. Aha manpower geldi. Güzel. Çok güzel. Artı bir stability geldi. Bir tane de benden hadi. 2 stability'ye çıkalım. Tamam Peasant War'dan kurtulduk. Tekrar açabiliriz orduları. Oy bir stability daha mı? Ver babacım ver. Evet bir otonomi düşürme vakti geldi artık. Şöyle ufaktan otonomilerimizi düşürelim. Bu bize ekstra manpower, para, birçok şey sağlayacak. Bir tık isyan yiyeceğiz. Olur öyle şeyler. İsyan EU4 player'ın kampçısıdır dostlar. Bunu unutmayın. İsyan yemeyen bir EU4 oyuncusu müziksiz bir dansa benzer. Her EU4 oyuncusu isyan yemeli ama koalisyon yememeli. Böyle olmaz ama. Valla ben sadece Vianagar'ı bekliyorum dostlar. Diğerleri hani Turus'un falan bitiyor. Koalisyona falan giriyorlar. Çok da umurumda değil. Önceliğim bu taraf benim. Hindistan'ın güney bölgesini toparladıktan sonra zaten çok da önemli değil. Kuzeyi bir şekilde hallederiz. Evet askeri teknolojide bayağı öndeyim. O yüzden gelen militeri puanlarıyla şöyle general alacağım dostlar. Ve army profesyonalizmimi yükseltebildiğim kadar. Buradan siege olmayanları salla. Şöyle sadece 2 siege olanlar kalsın. Hatta 3 siege var. O kalsın. Şöyle gönder. Uf 3 siege'liler bayağı iyi be. Tamam 2 siege'lileri de gönder. 3'ler kalsın sadece. Şunu da gönder. Bunu da gönder. Tamam. Sadece 3 siege'li generaller kalsın. Siege daha önemli dostlar. Siege daha önemli. Savaşları bir şekilde kazanıyoruz zaten. Önemli olan ne kadar hızlı siege dediğimiz. Ne kadar hızlı siege dersek bizim için o kadar iyi. Bu arada başkenti devleyip Rönesans'ı benimseyebiliriz. Böyle bir şeyler yapalım mı? Yapalım. Zaten bayağı öne geçtik artık diplomatik ve militeride. Fazla puan ödüyoruz. Yapmayalım bunu. Şöyle encourage development'ımızı verelim. Burada hem kağıt varmış. Kağıdı da bufflamış oluruz. Gayet güzel. Altyapıyı falan da geliştirelim. Güzel. Böyle çıtır çıtır Rönesans'ı benimseyeceğiz dostlar burada. Mevar biriyle savaşa girdi. Mevar Marvar'la savaşa girmiş. Defansif savaşmış bu. Marvar kim? Şu mu? Independence mı? Allah Allah geliriz. İlginç. Adamın vasalı savaş açtı ona. Daha şimdiden artı 12 duka gelirim var abi. Mükemmel. Ve force limiti falan 33'e getirmişim. Bayağı güçlüymüş lan Bahmanis. 1471 yılında turusumuz bitecek. Turusumuz biter bitmez tekrar gireceğiz Vianagar'a. Onu bekliyorum şu anda. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Başka bir şey yapmaya da gerek yok. Boş yere komşu ülkeleri sinirlendirmeyelim. Evet Rönesans'ı başkentte çıkardık dostlar. Birazdan benimseyebiliriz sanırım. Evet vasalımızı da artık annexleyelim. Aradan çıksın.
Evet, koalisyon dağıldı. Yani zaten problem değildi. İstedikleri kadar girebilirler abi. Hiçbir problem yok. Viyana Garla'da birazdan bitiyor turusumuz. Ona da tekrardan dalacağız. Toprakları hızlıca toplayalım abi. Evet, buradan tabii ki Aggressive Expansion Impact alacağız. Klasik. Çok hızlı annexledik bu arada bu çocuğu. Harika. Evet, turusumuz bitti. Hemen efendim biter bitmez Reconquest'ten. Kimse de gelmiyormuş lan. Niye kimse gelmiyor? Sevgili Mevar'a diyelim ki. Mevar kanka, biz savaşacağız. Sen de hazırlan. Aynen, Mevar geliyor. Goa'dan girelim abi. Aynen, let's go. Şöyle Defender of the Fade'i de alacağım. Biraz daha Morilla Farm'ı versin bize. İyi vuruyoruz bu arada. Geleni geçeni tokatlıyoruz. Gayet güçlü ordularımız. Evet dostlar, ilk fikir grubumuz geldi bu arada. Buradan ne alsak acaba? Yani bu bölgede trade bence çok iyi gider. Hani para olarak. Ama önceliğimizi de ona vermek istemiyorum açıkçası. Biz bir quantity alalım dostlar. Hem burada attrition'ımız fazla olur. Attrition'ı biraz azaltmış oluruz. Hem manpower sıkıntımızı halletmiş oluruz. Bundan sonra bir trade çıkarız. Trade'den sonra da bakarız artık. Evet, %99'a geldik bu arada. Hadi buraları da kuşatsınlar bari. Şimdi şuraları şöyle alalım. Toprak bütünlüğümüzü sağlayalım. Şu. Evet. Bunlardan bu arada ayrı barış yapabiliriz. Ama çok agresiflik yeriz. Direkt şöyle bitirsek sanki daha iyi. En azından fazla kızmazlar. Aynen bu şekilde bir barış anlaşması yapıyoruz dostlar. İkinci savaşımız bu şekilde bitti. Hindistan'ın neredeyse tamamını toparlamış olduk. Southern Frontier görevimiz de bitti. Hindistan'ın güney bölgelerine claim verdi. Bu görevimizde Cavalry Combat Ability ve Cavalry Cost diyor. Biraz daha süvarilerimizi güçlendiriyor dostlar. Aa, şurada bir tane kalmış. Orayı alamadık. Kaçırdık orayı abi. Sağlık olsun. Timur'u rival alabiliyorum. Ne alaka ya? Ming'i rival alalım. Bengal Jumper'a dalmış. Satsak mı Bengal'i acaba? Bence satalım Bengal'i. Biz o sırada Orisa'ya dalırız. Aynen. Sattım vallahi Bengal'i. Şu Orisa'ya da bir hemen claim oluşturayım. Hiç uğraşamam Jumper'la Mampur'la. 26k'da ordusu var. Gerek yok. Kavani kapasiteyi açmışız. Harika. Mevar'da Malva'ya daldı. Malva'da Bengal'le elaymış. Bunu da mı satsak? Bunu da sattım lan. Vallahi sattım. Ne haliniz varsa görün, uğraşamam sizle. Evet, hazır Orisa'nın orduları buradayken bu arkadaşa savaşımızı açalım. 2-3 tane küçük devlet geliyor yanında, sorun değil. Zaten bu orduları burada harcadıktan sonra gerisinin pek de bir önemi kalmayacak. Abi çıkan isyancılara bakar mısın? Kafayı yiyeceğim. Ya bir de savaşa girer girmez çıkıyorlar ya. Ay, Gavani kapasite 100 veriyor. Aa süper, alayım bunu. En çok ihtiyacım olan şey herhalde. Bir yandan isyancılarla uğraşıyorum, bir yandan bunlarla uğraşıyorum. Vay arkadaş, 40 tane isyancı çıktı ha. Ve hala geliyor yani, şuraya bak. Ve eksi 2'deyim ya. Ya böyle bir şey olmaması lazım abi, bu ne ya? Düzeltin şunu. Düzeltin şunu. Olmaz böyle şey. Bu oyun bu isyancı mekaniğini düzeltmeli abi. Bu kadar çok isyancı çıkmamalı. Ya en azından eksideyken çıkmasın abi. Hani National Unrest'im eksi 2'de çatır çatır isyancı yiyorum ya. Bütün topraklarım core yapılmış. Governing capacity altındayım. Over extension'ım 0. Yani niye isyancı çıkıyor abi bu kadar? Çıkmasın ya. Al işte. Bir de düşmanın isyancılarıyla uğraşacağız. İnanılmaz ya. Abi. Ay sizin isyancı gibi ben ya. Evet, %96'ya getirdik abi. Vallahi zordu ya. Viyana Gar'dan daha çok zorlandım abi. Bu ne ya? Neyse, böyle bir anlaşma yapalım bari hadi. Yine ufak koalisyon risklerimiz var tabii ki. Olabilir. Bunlar her genç kızın başına gelebilecek şeyler. Sorun değil. Güzel bir %10 manpower yenileme hızı da buradan geldi. %20 de buradan. %30 yenileme hızımız arttı. 566 yenileniyor her ay. Manpower sorunumuz kalmadı artık. Evet sevgili şehzademiz 72 yaşında ve maalesef başımızdaki sultan ölmediği için kendisi sultan olamadan ölecek galiba. 72 yaşı da şehzade mi olur lan? Ülkede şehzade kalmayacak. Ne yapacağız? Eyvah eyvah. Hala Rönesans'ı benimseyemememize kaç puan peki? İlginç. Şurayı acaba devlesek olur mu ki? Evet oldu. Ama 1000 duka istiyor. Biraz borca gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle buraları hızlı bir şekilde teknoloji atlayalım. Evet, ufaktan artık bir donanmada basalım değil mi? Şöyle heavy ship'lerle ve galley'lerle yavaş yavaş donanmamızı güçlendirelim. Daha doğrusu oluşturalım. Hiç donanmamız yok. Biraz vasal falan mı çıkarsak acaba? Bak buradan hiçbir faydamız olmuyor şu anda. Vasalımız olmadığı için. Acaba şu Orisa'yı vasallaştırsak mı? Yetiyor mu peki buna bizim savaş skorumuz? Şöyle bakalım. %138 diyor. Yetmiyor abi. Onu vasallaştırsaydık iyi olurdu bu arada. Viyana Gar'a yetiyor mu? Viyana Gar'a bakalım. %116 diyor buna da. Viyana Gar'a da yetmiyor. Neyse, yine CCR alalım buradan.
İşimize yarar illaki. Buraya kadar izlediyseniz bir videoya yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an ikinci saatteyim ve senin tek yapman gereken sadece bir beğeni atmak ve abone olmak. İkinci olarak Cavalry Infantry Ratio'yu alalım. Ordumuzda daha fazla süvari bulundurmamıza yarayacak bu. Şu anda kaç peki? %70'miş. Aa çok iyi ya. Biz neredeyse ordunun tamamını süvari yapabiliriz o zaman. Cavalry Combat Ability'miz de %20, yani fena değil ama daha fazla olabilir tabii. Evet, şehzademiz öldü bu arada. 2-1-3'lük bir şehzade geldi ama o da yani pek de iyi değil. Zaten claim'i de zayıf. Sağlık olsun, ne yapalım. Gitti gül gibi. 4-3-2'lik miydi? 4-3-3 müydü? Bayağı sağlamdı o. Gitti gül gibi şehzademiz. Evet, artık üretim binalarımızı basmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Şu getirilere bakar mısın abi? İnanılmaz. Bu arada çok fazla kalem var, farkındayım. Bilerek yok etmiyorum çünkü ekonomim kaldırıyor. Daha fazla kalenin olması benim zararıma olmaz şu anda. Sıkıntı yok, bir şekilde kalabilir. Eğer ekonomim yetersiz olsaydı o zaman silebilirdim ama ekonomim kaldırıyorsa çok da problem olacağını düşünmüyorum. Yani benim için daha iyi oluyor karelerde savaşmak. Baksana 3 seviye fortumuz var ya. Mis gibi. Evet, Viyanagar'la bitiyor turusumuz. Birazdan dalacağız sevgili Viyanagar'a tekrardan. Tabi önce şu isyancıları bir temizleyelim. O zaman şöyle biraz daha süvari basalım abi. Madem öyle. Güzel, toplarımız da geldi. Şöyle bir 5-6 tane de top basmamız lazım. Tabi biraz pahalı. Onlar biraz zaman alacak. Sıkıntı yok ama yavaş yavaş hallederiz. Evet, turusumuz bitti dostlar. Niye bitmedi gösteriyor? Allah Allah. Bir ay geçince mi? Aynen. Tamam, yine Reconquest'ten dalalım. Valla yanında kim geliyorsa gelsin. Çok önemli değil bu saatten sonra. Artık öyle boş bir ülke değiliz çünkü. Yeterince güçlüyüz. Hatta şuna bir 3 tane top göndereyim ben. En azından şimdilik. Böyle ordularımızın başına da sevgili kanal üyelerimizden birini koyalım değil mi? Bakalım bugünün şanslı kişisi kimmiş? Evet, Enes Kervancı. Seni seçtim Pikachu. Enes Kervancı'yı Hindistan orduları komutanı ilan ediyorum. Bu ne oğlum Enes? Şaka mısın birader? Enes sadece koşmayı biliyor abi. Sağlık olsun. Evet, kralımız öldü. 2-1-3'lük arkadaş başa geçti sonunda. Şöyle şurayı alalım. Zaten bir toprağı kalmış. Şu Gujarat'a da dalalım. Burada tek başına kalmış. Elayı meleği yok. Onu da halledelim abi. Şöyle 9K'yı mı göndereyim? 14K'yı göndersem herhalde halleder. Şuradaki küçük dostumuzu da alalım. Sevgili Gujarat'ı da alalım. Toprak bütünlüğümüzü sağlayalım. Evet, şu arkadaşı... Blanex atamıyorum bu çocuğa. Ay çok üzüldüm şu an. Neyse, aldık bundan. Bu kim? Onu da yutarız herhalde ya, yavaş yavaş. Şöyle şuraları alalım. Şöyle. Tamam, şöyle bir anlaşmada Viyanagar'la yapalım. Güzel. Abi biraz kızanlar oldu. Olsun. Hatta bir şey söyleyeyim mi ya? Kim bunlar? Kotte Motte. Bunlar da gelsin. Şöyle bir iki seri savaşla buraları hemen yutalım. Şöyle şu arkadaşlara da dalıyorum. Evet, bu arkadaştan da buraları aldık. Evet, bu savaşı da böyle bitiriyoruz dostlar. Tamam, Güney Hindistan'ı da toparladık sayılır. Şu görevimizi de bitirdik. Bijapur'u devliyor. Trade efficiency'miz artıyor. Manpower recovery speed %10. Çok güzel. Oyunun sonuna kadar mı bu? 20 yıllıkmış. Olsun. Olsun. O da güzel. Governing capacity'yi yine açtık. Onu da hallederiz. Şimdi buraları bir korlayalım. Over extension çok yükseldi. İsyancılar falan çıkacak. Onlarla uğraşacağız. Tabii bize de kızdı bazı devletler. Ama çok da kızan yok gerçi. Güzel. Şu isyancılarla uğraşalım biraz bakalım. Ay inanamıyorum. Bizim fethi politikalarımız yüzünden advisor'ımız ülkeyi terk etmiş. Anladığım kadarıyla. Hadi güle güle. Hadi güle güle aslanım. Vatan haini seni. Lan toprak fethediyorsun, yine mutlu edemiyorsun bazı insanları ya. Bir yeni hükümet reformu daha. Tapınakları bufflayalım. Daha fazla para versinler bize. Aa, burada loan varmış ya. Göremedim. Alayım bari. Şu faizi yüksek olanları ödeyelim. Faizi düşük olanlar kalsın. Hatta onları da ödeyebildiğimizi ödeyelim. Geriye kalanı da öderiz. Güzel. 17 duka gelir. Fena değil. Efendim, Golden Age'imizi başlatalım. Buradan ne alsak 3. olarak? Vortex Coast alalım. Claim'imiz nereye var? Buralara. Mevara bir dalabiliriz aslında. Dalalım mı bunlara? Dalmak istiyorum aslında ama şunlar bir bitsin. Biraz admin puanı depolayalım. Admin teknolojide geri kaldık ya. Şu admin teknolojiyi alalım bir. Yeni fikir grubumuzu açalım. Trade'i alalım, ondan sonra dalarız. Aynen. Çok hızlı dalmak da iyi değil işte bak. Çok hızlı dalınca böyle sıkıntılar oluyor. Teknolojide geri kalıyorsun. Fazla borca girebiliyorsun. Bu arada 28'e çıktı gelirim. Yani çok sürekli savaşmak da iyi değil dostlar bir yandan. Bazen durup dinlenmek lazım. Mesela basılması gereken binalarımız var bak. Bunları bir basalım mesela. Böyle gelirimizi iyice bir arttıralım. İyice bir güçlenelim. Ondan sonra dalarız zaten. Absolutizm çağına kadar sakin kalmak lazım. Yavaş yavaş büyüyeceksin. Zaten olay absolutizm çağından sonra başlıyor. Maksimum absolutizme çıkıyorsun abi.
deli gibi toprak alıyorsun bu sefer emperyalizmle birlikte. Eğer dünya fethi falan istiyorsan absolutizm çağından önce tamam yine büyüyebildiğin kadar ama biraz böyle dengeli büyümeye çalış. Absolutizm çağında zaten önüne gelene dalıyorsun. Evet, donanmamızı fullledik bu arada. Şu lightship'leri de protectorate diyelim. Engelde gitsinler hadi. Savaşta da dursunlar, geri çekilsinler. Yavaştan ülkeyi çevirebiliriz aslında. Hindu'ya mı dönsek ya? Dönemiyormuşuz. Niye dönemiyorum? Dönmek istiyorum ben. Allah Allah. Ne demek dönemiyorum? Neyse, din işlerine fazla bulaşmayacağım. Timur'da bir bulaştık, ne olduğunu gördük. Bununla bulaşmayalım fazla. Evet, şu arkadaşları ne yapsak acaba? Biraz yavaş yenileniyorlar. Bunları silsek mi? 86 ne ya, şaka gibi. Bunları bence biz silelim abi. Hangi görevimiz bitti? Andrea mı? Andrea nerede la? Dur abi. Andra. Allah Allah. Bulamadım. Neyse, bir yerlere claim verdi işte. Güzel, bunu da aldık. Buradan hemen trade'i alalım. Hatta bir iki tane de götürelim şöyle. Yeni merchant'ımız geldi. Şu arkadaştan transfer yapalım. Burada main trade'i nereye almak lazım acaba? Burada mı kalması lazım yoksa burada mı kalması lazım? Sanki burası daha iyi gibi. Bilemedim. Buradaki fetihlerimizi bitirip olmazsa bir buraya deneyebiliriz. Dur lan, bu buradan nereye gönderiyor? Moruk, oraya gönderme ya. Gujarat'a göndersek. Aa, main trade'imizi çekemiyoruz lan. Buradan. O zaman collect yapacağız. Collect diyeceğiz abi o zaman. Uf, gelire bak, 45 oldu. Şimdi burada bir tane trader'ımız var. O trader'ı çek abi. Trader. O tüccarı çek. Nereden gönderelim? Bengal'den mi çekelim? Şurada %33'müş gücümüz. Tamam, buradan transfer edebiliyoruz. Buradan da transfer edemiyoruz. Doğap. Doğap'a gönderebiliriz. Tamam, buradan Doğap'a, Doğap'tan buraya. Öyle yapacağız. Tamam. Şu an 43. Bir dakika, şuraya collect desek, Bengal'dekini çağırsak kaç oldu mesela şu anda? 44-71. Yani pek de bir şey fark etmiyor. Böyle kalsın bakalım. Tamam, o zaman savaşalım abi. Sevgili Mevar'la bir mücadele verelim. Timur mu? Ya yapma bunu işte. 34k ordusu var Timur'un. Dalsak mı ki? Timur'la uğraşmak istemiyorum abi ya. Of. Orisa'ya dalsak onun yerine. Tamam, buna da alalım bari. Ne yapalım abi? Mevar'ı biraz erteleyeceğiz artık. Timur'la uğraşmak istemiyorum. Ya dövsek döveriz de. Çok büyük abi, şuraya bak ya. Kim uğraşacak onunla? Evet, quantity idea'mızı bitirdik. Force limitimiz arttı. Land attrition verdi. Kaç force limitim oldu şu anda mesela? 102. Süper abi. Evet, buradan yine core creation alalım. Şu Tamilleri kabul edilen kültür yapalım. Debuff yiyormuşuz oradan. Gondileri yapalım bir de. Tamamdır. Evet, bu arkadaşla da şöyle bir anlaşma yapalım bakalım. Sahil kesimleri odaklı. Evet. Gayet güzel. Yiyebildiğim kadar yedim abi. Acımadım bile. Conquer Andra. Görevimiz bitti. Alalım. Şunu yapacağız. Brahminler loyalty 60 olsun diyor. Çocukları şöyle loyal yapsak mı? Hadi yapalım. Sırf görevi yapmak için. Evet. Pek de bir şey vermiyormuş. Çok da gerekli değilmiş. Bu da general veriyor. Bazı yerleri developladı. Şuralara marketplace bas diyor. Basalım. Basmışım abi. Başka bir şey daha mı istiyorsun? Ha, iki seviye olsun diyor. Tamam, yapalım. Yaptım. Evet, bunu da bitirmiş olduk. 25 admin, 25 diplo, 15 reform progress. 3 seviye trade efficiency %50 ucuz mu? Onu alırım bu arada. Onu alırım. Alayım. Teşekkürler. Bu ne diyor? Gavans Madrasa. Ha, medrese yapıyoruz bir yerlere. Enstitü yayılımımız artıyormuş. Güzel. 4 skill teolojiyen mı? %50 ucuz. 4 seviye. Ha, bunu da alırım. Bunu da alırım. Of. Admin puanı 4. 8 lukaya ver. Ver babacık, ver. Okey. Timur'u rival alacağız artık. Madem öyle. Evet. Otonomi yüksek olan bir yer var mı? Buraları düşürelim. Ama başka bir yerde de yüksek. Aa, varmış. Bir saniye. Şöyle yapacağız. Evet. Buraları düşürelim abi. Çok fazla yüksekler. İsyancı çıksın, önemli değil. Düşür. Otonomi istemiyorum ülkemde. Yok kimseye otonomi falan. Adamı hasta etmeyin. Tamam. Bu arada bayağı paramız var. Bina basalım. Production mı basalım? Trade binalarını öncelik vereceğim. 2 olanları basıyorum. 2'den aşağı olanları basmıyorum. Şu dahi kabul edilebilir. Belki bunlar da kabul edilebilir ama çok şunları mesela basmıyorum dostlar. Çok gereksiz yani. Buradan da 0.10 üzerinde olanları basıyorum. Gerisini basmıyorum. Buradan da aynı şekilde. Tekstlerden de. Moskuler, camilerden de. 10'a kadar yolu var. Ondan gerisi çok da önemli değil. Manpower. Şunu basabilirim. Birinin üzerindeki yerler okey. Tamam. Şimdi basacak bir şey kalmadığı için production'a yükleniyorum. Üretimimizi arttıralım. Şöyle limanlarımızı yükseltelim. Trade center'lar varsa onları yükseltiyorum. Varsa derken yani gelenler olursa.
Şurası mesela bir seviye. Burayı yükseltiriz birazdan. Bunların hepsini yükselteceğiz para geldikçe. Ulan 50k isyancı çıkıyor ya. 50k ya. Şaka gibi. Evet, Via Nagar'la turusumuz bitti. Hemen dalalım. Şöyle kendisini full annex yapalım hemen. Aradan çıksın. A Tale of Two Families. Başarımını bitirmişiz. Ne olduğunu bilmiyorum ama yani bitirmemiz güzel. Şimdi hemen şu arkadaşa spy atalım. Maldivlere de bir claim atıyorum. Şu Maldivleri bir alalım ya. Bizim çocuklar bir tatil yapsınlar şöyle güzel güzel, değil mi? Maldivler'de gem var bu arada. Yani tek toprak olmasına rağmen güçlü bir yer. Bereketli topraklar. Buralıyı hemen alalım. Hem tatil için hem de para için. Buradan combat bonusu da alalım. Başkentte. Şuradan trade range'imizi alalım. Sevgili Maldivleri full annex koyduk. Kotte nasıl %22 çekiyor buradan lan? İnanılmaz. Şu küçücük yer şuradan %22 çekiyor abi. Çok garip. Çocuğa hemen bir savaş açalım. Buraların hakimi benim aslanım. Senin borun ötmez burada. Oo, biz aşağıyla uğraşırken yukarıya bak. Ne hale geldi. Evet, bu arkadaşla da full annex. Güzel. %76'ya çıktı şu anda buradaki ticaret gücümüz. Diğer ufak tefek devletler alıyor. Ta Yemen bile buradan %1 alıyormuş. Garip. Ta buradaki Yemen buradan şey oluyor abi. %1 ticaret çekiyor. Evet, sene 1512 ve 60 tuka gelirimiz var. Gayet iyi bence. Tabii teknolojide biraz geri kalıyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Ama buna rağmen gayet iyi. Şunu da alalım hatta. Ordularımız gayet güçlü. Ekonomimiz gayet iyi. Ve buradan artık sanırım Hindistan'a doğru gideriz diye düşünüyorum. Bu bölümü burada bitirelim dostlar. İkinci bölüm gelsin mi, Hindistan kuralım mı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar.